Yollan Hande ben. Merve ben. Bugünkü canlı yayın konumuz 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel indirimlerimiz. Sizleri bu konuda bilgilendirmek, daha sonrasında da sizleri aslında genel anlamda dil okulları hakkında, konumlarımız hakkında, okullarımız hakkında bilgilendirmek için canlı yayını açtık. Dilerseniz sizler de bizlere canlı yayın sırasında soruları gönderebilirsiniz ve sorularınızı da cevaplayabiliriz. Başlayalım o zaman. Öncelikle 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel biliyorsunuz sitemize de yayınlandı. Okullarımızın özel indirimleri var. %35'e varan indirimlerden faydalanma hakkına sahipsiniz ve son günümüz 15 Şubat 2020. Merve, peki hangi okullarda var? Kaplan'da, EC, Aynak, Sanjays, Elasay, Stafford House gibi birçok zincir okulumuzda olduğu gibi butik okullarımızda da var. Ve Hande Hanım'ın da söylediği gibi 15 Şubat 2020 tarihine kadar da %35'e varan indirimlerimiz bulunuyor. Sizler de eğer 15 Şubat 2020'ye kadar gelip bahsettiğimiz okullardan birine kayıt olup %35'lik indirimlerden faydalanmak istiyorsanız bizlerle iletişime geçmeniz yeterli. Onun dışında bir de sizlerden gelen sık soruları cevaplandırmak istedik dil okulları hakkında. Bu yüzden bir fanus içine sorularımızı hazırladık. Daha önce dediğim gibi öğrencilerimizden, sizlerden bize ulaşan sık sorulan sorulardı bunlar. Sizin de eklemek istediğiniz, cevaplamamızı istediğiniz sorular olursa lütfen canlı yayın sırasında bizlere yazabilirsiniz. Başlayalım derseniz siz de. Öğrencilerimizin yazdığı sorulardan hangi dönemde dil okuluna gitmek daha mantıklı olarak bu soru gelmiş. Şimdi arkadaşlar dil okullarının başlangıç tarihleri yoktur. Her pazartesi günü dil okulları açılır ve bununla ilgili olarak da sadece siz dil okuluna kayıt olmanız yeterli olacaktır. Her pazartesi günü dediği gibi Merve Hanım'da her pazartesi günü başlama hakkınız var. Ama dönem olarak bahsediyorsanız aslında sizin biraz da müsaitliğinize göre. Mesela yaz dönemine gitmek isterseniz tabii ki şöyle bir durum oluyor. Yaz döneminde konaklamalarda yaz ek sezon ücretleri çıkıyor. Eğer sizin müsaitliğiniz kış için daha uygunsa, vize açısından bir sıkıntı yaşamayacaksak aradaki boşluklar bakımından ve kış döneminde başlamanız müsait olacaksa aslında ek sezon ücretlerinden de etkilenmemek adına kışın başlamak sizin için daha mantıklı olacaktır. Ama bazı öğrencilerimiz yazın gitmeyi daha mantıklı buluyor veya daha çok istiyorlar, talep ediyorlar. Bazen arada dönem öğrencileri gitmek istediğinde sonuçta okul varken gidemeyecekleri için mutlaka Eylül'e Ekim'e kadar olan dönemde sadece 12 haftalık en fazla eğitim almak istiyorlar. Tabii ki onlar için de yaz dönemi daha mantıklı. Yani aslında öğrenciye göre ve müsaitliğine göre değişebiliyor. Danışmanlık ücreti alıyor musunuz diye bir soru var. Danışmanlık ücreti biz talep etmiyoruz arkadaşlar. Bizim okullarla anlaşmalarımız var. Biz danışmanlık ücreti sizlerden herhangi bir danışmanlık ücreti almıyoruz. Aynı şekilde diyelim ki sizin vize uyumunuzla alakalı vize departmanımızla görüştüğünüzde vize departmanımız da sizlerden vize danışmanlığı ücreti almıyorlar. O zaman bir tane ben de cevaplayayım. Dil okullarında sınıf ve ülke dağılımı nasıl yapılır diye bir soru gelmiş. Şimdi bizim National Mix dediğimiz bir durum var. Bu National Mix dediğimiz durumda İngiltere'de, Kanada'da, Amerika'da, Malta'da eğitim almak isteyen öğrencilerimizin yaz döneminde bir yoğunluk artışı oluyor. Bu yoğunlukta kaynaklı olarak Türkler de yoğun olabilir, Brezilyalılar da, Araplar da olabilir ama bizim belli başlı zincir dil okullarımızda bu National Mix durumu gayet iyi dengeleniyor. Örnek veriyorum. Mesela Kaplan, Aylak gibi okullarda, EC gibi okullarda Merve'nin de bahsettiği nationality mix dediğimiz uygulama sağlanıyor. Bu da demek oluyor ki aslında uluslararası ırk dağılımı sınıflar arasında yapılmış oluyor. Yani aslında öğrenciler bakımından her ne kadar sınıf içerisinde 15 kişi diyelim ki sınıflar 15 kişilik oluşuyor ve 15 kişiden 2 ya da 3 tanesi Türk olmasın istediği gibi aynı ırktan 3 ya da 4 kişi aslında olması uygun görünmüyor okul tarafından da ve nationality mix uygulayan okullarda tabii ki bahsettiğim gibi zincir okullarımızda var. Bazı butik okullarda uyguluyorlar. Bir sorumuz gelmiş. Nasıl kayıt olabiliriz? Nasıl kayıt olabiliriz diye bir soru gelmiş. Dilerseniz öncelikle bizimle iletişime geçin. Hangi ülke üzerinde
üzerinden ya da hangi program üzerinden sizlerle görüşmek istediğimizi bir konuşalım. Sonrasında size uygun okulu tercih ediyoruz ve öncelikle okula bir ön kayıt ücreti göndererek kaydımızı sabitliyoruz. Sonrasında zaten vize işlemlerimiz başlıyor. Siz ne zaman gitmek isterseniz yaklaşık olarak bir 2-3 ay öncesinden ya da en fazla 6 ay öncesinden vize işlemlerimize başlıyoruz ve sizlere yolcu ediyoruz. Burada erken kayıt olmak çok önemli. Kesinlikle aslında erken kayıt olma durumunda okulların olası kampanya değiştirme durumlarından kaçınarak aslında siz fiyatı sabitlemiş oluyorsunuz. Şu anki kampanyalardan faydalanma fırsatınız da olabiliyor. En yakın zamanda bizlerle iletişime geçmenizi tavsiye ederiz. Eğitim ücretinin içerisine neler dahil dediğinizde aslında toplamda okulların bizlerden talep ettiği ücretler dört başlık altında toplanabilir. Okulun öncelikle bir kayıt ücreti vardır, okulun eğitim ücreti vardır, konaklamayı eğer okuldan talep ediyorsak konaklama bulma ücreti ve konaklama ücreti olarak dört tane temelde her okulun bizden ortak olarak istediği ücretler vardır. Tabii ki yere göre, lokasyona göre değişebilen veya okuldan okula değişebilen materyal ücretleri veya sigorta ücretleri, kargo ücretleri de eklenebilir bunların içerisine. Ama genel anlamda 4 tane, genel baktığımız zaman her okulun ortak özelliği 4 tane farklı maddeden oluşan ödememiz gereken ücretler olur. Paket programsa eğer, Malta'da genellikle paket program dahil oluyor ücretler. Paket programlarında dahil olan hizmetler aslında okuldan okula da değişebiliyor. Hangi okul ya da hangi ülke üzerinden görüşeceksek bizimle iletişime geçmeniz yeterli. Sizleri daha detaylı bilgilendirmede bulunabiliriz. Devam edelim başka sorumuz yoksa. Dil okulları için konaklamayı kim ayarlıyor gibi bir soru gelmiş. En çok sorulan sorulardan bir tanesi aslında konaklamamı kim sağlayacak, ben mi sağlayacağım, okul mu sağlayacak yoksa kendi başıma bir yer konaklama ayarlama şansım var mı, Airbnb yapabilir miyim gibi sorular çok fazla bizlere ulaşıyor arkadaşlar. Konaklamayı okuldan talep edebilirsiniz. Okuldan talep ettiğinizde size iki seçenek sunar okullar. Öncelikle bir ailenin konaklaması ya da rezidans dediğimiz yurt konaklaması şeklinde seçebiliyorsunuz. Rezidanslar biraz daha yani öğrenci yurtları biraz daha aslında 3 yıldızlı otel kıvamındadır. Rahatlık bakımından. Öğrenci yurtları aslında aile yanına göre biraz daha okula yakındır. Aile yanları dediğim gibi bir tık daha okula uzaklığı fazladır. Uzaklığı daha uzaktır ortalama aslında okula. 45, ortalama olarak 45 dakika, 50 dakika, 1 saate kadar sürer aslında. Ama tabii ki bizim önerdiğimiz ne diye sorarsanız, ülkeden ülkeye değişebilir önerdiklerimiz. Ama genel anlamda sizlerin gittiğiniz ülkeye adaptasyonunuz açısından biraz daha kısa sürsün benim adaptasyonum ve gittiğim ailede veya gittiğim konaklamada ben biraz daha fazla İngilizceye maruz kalayım, ailede bana biraz kültürünü öğretsin diyorsanız eğer kesinlikle ailenle konaklamayı tercih edebilirsiniz. Malta'da genelde apart dairelerde konaklama oluyor arkadaşlar. Hatta otellerde konaklamalar evet. Oluyor. Hatta bazı ülkelerde, bazı okullarda student house'lar da öne çıkabiliyor. Paylaşımlı öğrenci evleri dediğimiz student house'lar da çok fazla tercih edilebiliyor. Devam edelim o zaman. Maliyet anlamında en uygun ülke neresi diye bir soru gelmiş. Arkadaşlar şu an biz Avrupa ülkeleriyle çalışıyoruz. Dediğimiz gibi Kanada, Amerika, İngiltere, İrlanda gibi ülkeler ama bu ülkelere baktığınızda en uygun ülke şu an Malta. Neden uygun ülke derseniz eğer vize prosedürü gereği ne kadar eğitim alırsak o kadar konaklama almak zorundayız. Ve dolayısıyla zorunda değiliz ama genellikle paket program bize evet, sunuluyor. Okullarda bununla ilgili bir paket program yapıyorlar. Ve daha da uyguna geliyor. Yani siz 24 haftalık bir eğitim aldığınızda aslında siz danışmanlarımızdan aldığınız fiyatta konaklama da dahil olarak veriliyor. Ve içerisinde hatta bazı okullarda konaklama 24 haftalık konaklama, 24 haftalık eğitim ücreti artı gidiş dönüş havaalanı transferleri artı hatta bazı okullarımızda uçak bileti hediyesi bile işin içine girebiliyor. Sigorta dahil olabiliyor. Yani okuldan okula aslında içerdiği hizmetler değişebiliyor. Yaklaşık fiyatlandırmaları merak ediyorsanız dediğim gibi bizlerle iletişime geçmeniz yeterli. Malta dememizin bir sebebi daha var aslında. Malta Work and Study uygulayan ülkelerden bir tanesidir. Diyelim ki 6 aylık bir program dahilinde Malta'ya dil okulu için gittiniz. İlk 3 ay sizin çalışma izniniz olmuyor ama son 3 ay çalışma izniniz olduğunda aslında Malta'ya
için söylüyorum. En baştan siz 24 haftalık konaklamanız ve 24 haftalık eğitiminizi ödediğiniz için aslında son 3 aylık çalıştıklarınız tamamen cebinize kalıyor. Bir de ekstra olarak biliyorsunuz o ülkede sadece biz eğitime para vermeyeceğiz. Günlük olarak yaşantımızda da o ülkede yaşadığımız sürece de aslında bir para harcaması bizde gerçekleşecek. Ve bu anlamda da Malta yaşam masrafları bakımından da diğer ülkelere göre biraz daha rahat, öğrencilerin daha rahat edebileceği, her anlamda belki çok uyguna, uygun fiyatlarla aslında alışveriş yapıp da yemek yiyebileceği bir ülke arasındadır. O yüzden Malta biraz daha uygun diyebiliriz. Dil okullarında seviye atlama nasıl olmaktadır diye bir soru gelmiş. Dil okullarında arkadaşlar gittiğiniz zaman sizlere bir sınav uygularlar ve seviyenize göre bir sınıfa yerleşiriz. Ve sonrasında tabii ki belli sürelerle seviyelerinizi kontrol eden sınavlar yapılır. Okuldan okula bu süreler değişebilir. Bazı okullar 2 haftada bir, bazı okullar 4 haftada bir ya da 6 haftada bir sınav uygulama yapabilirler. Ve bu seviye atlama sınavlarına göre siz aslında aynı seviyede mi kalacaksınız yoksa bir seviyeye geçmeye hak mı kazanacaksınız, bunları görmüş oluruz. Ve bazı okullar sizlere aslında bir seviye atlama sınavında iki seviye atlama hakkı birden tanıyabilir. Mesela aylak dil okullarından bahsedeyim. Aylak dil okullarında siz 2 haftada bir sınav olursunuz ve olduğunuz sınavda diyelim ki şu an 5. seviyedesiniz ve 85 üzeri aldığınız zaman diyelim ki 7'ye geçme hakkına sahip olabiliyorsunuz. Ben devam edeyim o zaman. Aylık ne kadar yaşam giderim olur diye bir soru gelmiş. Şöyle arkadaşlar, tabii ki ülkeden ülkeye göre yaşam giderleriniz değişkenlik gösteriyor. Öğrencinin harcamasına bağlı olarak da kalacağı yere göre de bağlı olarak değişiyor. Ama ortalama olarak bir fiyat vermek gerekirse, tabii Hande Hanım'ın da söylediği gibi en uygun ülke Malta. Malta'da aylık olarak diyelim ki bir yemek masrafınız, yol masrafınız, belki bir kafelere gittiniz, bir şeyler aldınız, yediniz, içtiniz diyelim 400 euro gibi bir ücret olarak söyleyebiliriz. Ama bu maksimum olarak. Bunun altına da yine 400-500 euro ya da üstüne de çıkabilirsiniz. Tabii ki buradaki Türkiye'deki hesaplamaya göre de, yani öğrencilerin Türkiye'deki harcamalarına göre de bir tık altında ya da bir tık üstünde de olabilir tabii ki. Ama her zaman harcamalar öğrenciye bağlıdır. Bunu da belirtelim. Bu sadece ortalama öğrencilerin harcadığı geri dönüşlerdir. Gittikten sonra program uzatması yapabilir miyim? Yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki vize sürenize göre ve vizeyi uzatma uygunluğunuza göre değişebilir. Gittikten sonra ya program uzatmak istediğinizde bize erkenden haber vermeniz durumunda. Biz okulda iletişime geçiyoruz. Sizin programınızı diyelim ki 12 haftalık bir eğitim aldınız. 4 hafta, 2 hafta, 8 hafta daha uzatmak istiyorum dediğinizde kesinlikle sizlere yardımcı oluyoruz. Okulda iletişime geçip sizin uzatma işlemlerinizi de biz gerçekleştiriyoruz. Hangi lokasyonlarda dil eğitimi alabilirim diye bir soru gelmiş. Bu ülke olarak cevaplıyorum ben. Başta da konuştuğumuz gibi arkadaşlar Avrupa ülkelerinde Cape Town'da, Afrika ülkelerinde de eğitim alabilirsiniz. Bununla birlikte İtalyanca, Fransızca eğitim almak isterseniz de bizimle iletişime geçebilirsiniz. Yardımcı oluruz sizlerle. Ama genel anlamda aslında İngilizce ana dili olan ülkelerle genel anlamda çalışmaktayız. Zaten bizim danışmanlar olarak hep önerdiğimiz şey İngilizce ana dili olan ülkelerde aslında şunun için öneriyoruz biz. Gittiğimizde çünkü sadece eğitim alarak ilerlemiyoruz. Sadece eğitim İngilizcemizi geliştirmiyor. Sosyal hayatta da, günlük hayatta, sokağa çıktığımızda da mutlaka İngilizceye maruz kalmamız bizim İngilizcemizi bir tık daha ilerletebiliyor. Bu yüzden aslında ülke ülke bahsetmemiz gerekirse lokasyonları, genel anlamda bizim gönderdiğimiz ülkeler Kanada, Amerika, İngiltere, Malta, Avustralya, İrlanda gibi ülkeler. Dediği gibi, bahsettiği gibi Merve arkadaşımızın da mesela İspanya'da İspanyolca, Almanya'da Almanca eğitimleri diyelim ki almak istediğinizde veya Fransa'da Fransızca eğitimleri almak istediğinizde sizlere yine yardımcı olabiliyoruz. Tamam. Sorumuz yok sanırım. Tekrar ben cevaplıyorum. Dil eğitimi için yaş engeli var mı? Dil eğitimi için yaş engeli yok arkadaşlar.
arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ama tabii ki yetişkin kurslarımız var ve Junior Yaz Grubu öğrencilerimiz var. Yetişkin kurslarımız 16 yaşından itibaren ve 16 yaşını doldurmuş olan öğrencilerden itibaren 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar dil eğitimi alabilirler. Hatta bazı lokasyonlarda 30 yaş programları, 50 yaş programları da var. Belki öğrenci 16 yaşından küçük kişilerle eğitim almak istemez. 30 yaş ve üstü kişilerle de eğitim alabileceği belli lokasyonlarda da okullarımız bulunuyor. Hatta bazen bu aynı kampüs içerisinde mesela sağa dönüyoruz, 30 yaş üstü eğitim alabileceği bir alana yönlendiriyor. Sola dönüyoruz, 30 yaş altı için yönlendirme yapılabiliyor bazı okullarda. Mesela EC bunu çok fazla uygulayan okullardan bir tanesi. Aile yanı konaklama güvenli mi diye bir soru gelmiş. Aslında deneyimleyen birisi olarak, Kanada'da aile yanı konaklamayı tercih eden birisi olarak kesinlikle şundan bahsetmeliyim. Güvenlik açısından aklınızda bir soru işareti kalmasın arkadaşlar. Çünkü okullar ailelerle anlaşmalar yapıyor ve baktığınız zaman aslında aileler bunu iş sözleşmeleri altında yapıyor. Diyelim ki iki öğrenci, o aileyi tercih eden iki öğrenci, diyelim ki hoşnut kalmadı, bir sıkıntı yaşandı. Bunu homestay departmanına bildirdiği zaman aslında geri dönüşlere göre, öğrencilerden olan geri dönüşlere göre ve şikayetlere göre o aileyle olan sözleşme bitebiliyor. Bu yüzden artık daha fazla dil okulu o aileyle çalışamayabiliyor. Yani aslında aile yanı konaklamaları hem okul tarafından hem hükümet tarafından belli dönemlerde denetleniyor ve okullar aileleri yılda iki kez denetliyor. Ailelerin yapması gereken görevler de var aslında. Bunlardan almış olduğunuz pakete göre değişiklik gösterebilir. Eğer pasaport gibi sabah kahvaltısı, akşam yemeği alırsanız eğer aile sizi bunu karşılamak durumunda. Haftada bir gün temizliğinizi yapıyor aile ama geri kalan tüm işlemleriniz sizin sorumluluğunuz altında. Evet, aynı şekilde katılıyorum. Var mı sorunuz arkadaşlar? Ben pek göremiyorum ama dilerseniz son sorumuzu da okuyalım, cevaplayalım. Sonrasında o sırada sorunuz varsa fiyat konusunda sanırım bir soru sorulmuş. Fiyatlar için hangi ülke kaç hafta olduğuna bağlı olarak, hatta lokasyona da bağlı olarak değişebilir fiyatlandırmalarımız. O yüzden size genel bir fiyat sunmamız için ya da ortalama bir fiyat sunmamız için hangi ülkede ne kadar eğitim almak istediğinizi bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden lütfen bizimle iletişime geçin. Merve Hanım ya da Hande Hanım'ı rica ettiğinizde veya bütün danışmanlarımız sizlere yardımcı olacaktır. Telefon numaralarınızdan ulaştığınız zaman mutlaka sizleri bilgilendiririz fiyat almasına. Evet, hatta sizlere mail gönderebiliriz. Özellikle şu an %35 indirimimiz var arkadaşlar. 15 Şubat tarihine kadar. Bence biraz acelece davranın derim. Minimum ve maksimum ne kadar eğitim alabilirim gibi bir soru gelmiş. Aslında okullarda minimumda eğitim alabileceğiniz 2 hafta olabilir. Maksimumda da 1 sene diyoruz ama tabii ki uzatmak istediğinize bağlı olarak uzatabilirsiniz okulları. Ama genel anlamda arkadaşlar zaten dil okullarında belli bir seviyeden sonrasında tekrar belli bir hafta süresinden sonra kaldığınızda şunu fark edeceksiniz. Biraz da program tekrarına dönüşüyor ve siz aynı zamanları, aynı mesela aynı konuları, sıfatları veya zarfları tekrar tekrar görmeye başlayacaksınız belli bir seviyeden sonra. O yüzden minimumda 2 hafta, maksimum 52 hafta gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bazı ülkelerin vize şartlarına göre maksimum 40 hafta gibi de olabiliyor ama tabii ki dediğim gibi ülkeden ülkeye değişebilir. Ortalama bir şey söylemem gerekirse 1 seneye kadar da eğitim almanız mümkün. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Soru var mı? Sanırım soru yok ama diyelim ki canlı yayından sonra sormanız gereken bir durum var. Mutlaka bizlere telefon numaralarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Hatta ben bir video paylaşmıştık. Orada numaramı da bulabilirsiniz. O numara üzerinden tekrar iletişime geçebilirsiniz benimle ya da Merve Hanım'la tekrar iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.